Ne oldu, bir sıkıntı mı var? Güzel soru. Ya kesinlikle evet. Ben anlatmayayım daha fazla. Bu da çok yanlış bir tabir oldu. Yanlış anlayacaklar beni, değil mi? Merhabalar, ben Recep Usta. Kardeşlerim YouTube kanalının sorularını cevaplamak için buradayım, sizlerleyim. Gelin başlayalım. Berk ile benzer yanların var mı? Güzel soru. Bazı özelliklerimizin temeli bence benziyor. Mesela Berk'in de genele hitap eden amacı güç. Recep olarak benim de genel amacım güç. Ve buna ulaşabilmek için, hedeflerimize ulaşabilmek için ikimiz de elimizden geleni yapıyoruz bence. Berk'in en çok hangi huyunu, özelliğini seviyorsun? Evet, Recep olarak yapamadığım şeyleri Berk olarak yapabiliyorum bazen. Yani onun saçma sapan diye tabir edilebilir bazı insanlar tarafından da, olur olmaz yerde gülüşleri, bazı ciddi olayları dalgaya alması falan. Günümüzde yapabileceğimiz şeyler değil, herkesin yapabileceği şeyler değil bence. Yani ben Recep olarak günlük hayatımda yapmakta zorlanıyorum bazen. Ama yapmak da istiyorum. Yani bazı ciddi olayları dalgaya almayı ben de istiyorum. O yüzden Berk'in en çok sevdiğin yönü bu olabilir. Berk'in en çok sevdiğin repliği ne? Bence kesinlikle bu tatlımlar, bebeğimler, o bebeğim deyişi, o bebeğimi, ne bileyim, Berk'te bebeğim demek çok hoşuma gidiyor. Bebeğim ve tatlım replikleri olabilir. Setin en düzenlisi. Vallahi hepimiz düzenliyiz ya. Öyle bir taraflara bir şeylerimizi bırakmıyoruz. Karavanımız düzenli genelde. Hepimiz öyleyiz ama ben Recep diyeyim, kendimi diyeyim setin en düzenlisi diye. En gecikeni diye birisi yok bu arada. Herkes çok nizami çalışıyor ve anında set saatinden erken geliyor genelde herkes. En tez canlısı. Enerji bakımından bence Cihan Şimşek'in enerjisine yetişmek için biraz kendimizi zorlamamız lazım. Kardeşlerin var mı? Onlarla aran nasıl? Ailenin aşarı çocuğu musun? 4 kardeşiz, 2 abim, 1 ablam var. Ben en küçüğüyüm. Çok bir yaş farkımız yok aramızda gerçi ama en büyük abim 31 yaşında. Kalabalık bir ailede büyüdüm ama hiç haşarı olmadım yani. Öyle bir insan değildim. Hep uslu ve insanların ne kadar uslu, ne kadar tatlı bir çocuk deyip tontonum, bir de yanaklarımı sıktığı falan, saçlarım burada. İlginç bir tiptim ama haşarı değildim ya. O tiple olamazdım. Sence Berk nasıl biri? Bence Berk çok iyi biri ya. Ben hiç şey yargılamıyorum Berk'i. Çok seviyorum onu. Tek farkı, amaçlarına kitlenen bir hayvan gibi. Bir aslan mesela hedefine kitlendiği zaman etrafını göremez ya, bir perde iner ona. Bir at gözlüğü gibi bir şey takılır. Berk de onlardan biri. Gücüne kitlenmiş. Asıl hedefi güç. Güce giderken de hiçbir şey göremiyor. Şimdi aşka kitlenecek mesela. Bakalım neleri görüp göremeyeceğini. Ya da kitlenecek mi, kitlenmeyecek mi? Bilmiyoruz. Ama hedefleri uğruna diğer her şeyi hiç edebilen bir karakter bence. Ona bir beden sunabildiğim, ona bir nefes verebiliyorsam ne mutlu bana. Kardeşlerim dizisinin belki olmasaydın hangi karakteri olurdun? Meşhur soru değil mi bu? En çok sevilen soru. Çok klasik olacak ama ben de o cevabı vereceğim. İlk başlarda okuduğumda en çok keyif aldığım sahneler Akif Atakul sahneleriydi ki Celil Alçakan da çok güzel yorumluyor Celil abi. Çok şahane yorumluyor karakteri. O yüzden okurken de çok keyif alıyordum başlarda. İzlerken de çok keyif alıyorum. Akif Atakul olmayı isterdim. Gün içinde en çok kullandığın kelime nedir? Ya kelimeden ziyade bu aralar şunu fark ediyorum kendimde. İnsanları dinlemeyi çok seviyorum. Dinlerken de hep bunları yapıyorum. Kelimeden ziyade bunları çok kullanıyorum ve son dönemde çok bunun farkına vardım. Bunu yaptığımın farkına vardım. En çok nerene ya da neyine iltifat alırsın? Ya turuncuyum diye tabii saçlarıma iltifat alıyorum genelde. Bir de çillerimi alıyorum. Yani o da turunculuk farkı. Galiba turuncu olan insanlar genelde çillerine ve rengine iltifat alıyordur galiba. Ya da iltifattan ziyade kötü yorum da alıyor olabilir renginden dolayı. Hatırladığın en komik düşme anın? Ya ben çok düşmem aslında ama düştüm mü de evet çok komik olur ve ben kendi düşmeme herkesten çok gülüyorum. Kalabalık içinde düşüldüğü anda tutamıyorum kendimi, kahkaha atıyorum ve kalkamıyorum. Eğer yerde yatıyorsam kalkamam yani gülmekten o an. Ama bir şeyi hatırlıyorum, çocukken dedim 16 yaşlarımda falan kar yağmıştı. Ben de ekmek alıp eve geliyordum ve apartmanın mermerdi merdivenleri. Buz tutmuş. Oradan çıkarken ayağım kaydı, ekmeği bir yana attım, ekmekler havada uçuşurken onları görüyorum. Her şey slow motion'da sanki. Ben bir yana gidiyorum, ayakkabım bir yana gidiyor falan. Çok ilginç bir düşme anısıydı. O aklımda yani. WhatsApp'ta yanlışlıkla göndermemen gereken birine bir mesaj gönderdin mi, ne yaptın?
Hep yapıyorum bunu ya. Özellikle gruplarda hep yapıyorum yani. Kardeşlerim oyuncular grubuna da bir şey yazmıştım. Son anda kurtardım onu, sildim. Kötü bir şey değildi Allah'tan. Neyse, sorunun cevabına gelelim. Evet, eskiden çalıştığım bir insana sorulmayacak bir şey sormuştum. Bu kadar çok detay vermek istemiyorum. Birini etkilemek istediğinde yaptığın bir jest, mimik var mı? Ya öyle bir şey olmuyor ya. Ama yaptığım iş gereği genelde birlikte olduğum karakterlerin bir şey hissettiğini gösterebilmesini gözlerimle vermeyi çok seviyorum. Ama normal hayatımda böyle bir şey için ekstra bir çaba sarf etmiyorum. Hoşuma gittiysen hoşuma gittin diyorum. Gitmediysen gitmedin diyorum. Hayır diyebiliyorum, çok mutluyum. Ama sorunun cevabına gelirsek ekstra bir çaba sarf etmiyorum bunlar için. Kişiliğini en iyi tanımlayan hayvan. Baykuş demek istiyorum. Hiç alakası yok şu an ama baykuş demek istiyorum. Birden aklıma baykuş geldi ve kişiliğimi bence en iyi tanımlayan hayvan baykuş. Çünkü birden geldi aklıma. Rezil oldum dediğim bir an var mı? Eskiden çok vardı. Yani yürürken saçımın önüme düşmesi bile bazen aa insanlar bana baktı rezil mi oldum acaba falan diye saçma sapan düşüncelere giren bir insandım. Ama şimdi rezil oluyorsam da bir şey yapmışım ve cevabı rezil olmakmış. O yüzden doğrusuyla yanlışıyla yaptığım şeyin bütün sorumluluğunu kabul ediyorum. O yüzden çok rezil oldum dediğim bir an aklıma gelmiyor böyle düşündüğüm için. En sık kullandığın 3 emoji hangisi? Şu son dönemlerde parmak, bir de bu namaste tarzı, bunları kullanıyorum. Tabii bunun yanında gülücükleri kullanıyorum. Emoji çok kullanıyorum ya. Kullanmadığım dönemde hatta arkadaşlarım, samimi olduğum insanlarla konuşurken sert, yani kötü bir şey mi dedik acaba falan. Emoji kullanmadım. Arkadaşım alt tarafı, hep kullanmak zorunda mıyım? Yediğim veya denediğim en garip yemek. Ben şırdan yemedim ya hala. Yani şırdan bana göre garip bir yemek ama yemedim. 2018'deydi yanlış hatırlamıyorsam. Adana'ya turneye gitmiştik tiyatro ekibiyle. Gece vakti inmiştik uçaktan. Dedik hadi şırdancıya gidelim, Adana'ya gelmişiz yani. Tam girdik içeriye, bayağı kazanlar kaynıyor, bilmem ne kokular falan etrafı sarmış, içeri bir sıcak. Kış ayıydı bile ama çırdanların kaynadığı tencerelerin buharlarından dolayı içeri bayağı sıcaktı yani. Niye bu kadar detay verdiysen ben de. Her neyse yiyemedik o gün. Yiyemedik, o yüzden yediğin veya denediğin en garip yemek. Batırık var mesela, Karamanlıların yaptığı. Bana göre çiğ köftenin tahinli versiyonu ya da mercimek köfte diye de tabir edebiliyor bazıları. O yemeği çok seviyorum. Annem çok güzel yapıyor. Lisede sınıfın neresinde oturuyordun? Ya lise 4 sene okudum. İlkinde en arkadaydım, ikincisinde en öndeydim, üçüncüsünde 11. sınıfta ortadaydım. Her yerinde oturdum yani. Bazen gaza geliyordum, bugün hocamı dinleyeceğim diyordum, en öne oturuyordum. En öne oturduğum zaman da hiç öne gelip ders anlatmaz, gider arkada anlatır. Ya hocalarımdan çok memnundum, okuduğum liseyi çok seviyorum. Çok keyifli yıllardı benim için, çok deneyim kazandım. Hiç kopya çektin mi? Çektim. Nasıl hızlı cevap, çektim. Çok güzel çektim, çok profesyonel çektim. Hiç de kopya çekebilecek bir tipte değildim. O yüzden benim çektiğim hiç anlaşılmazdı. Rakamlar haricinde, alınan notlar haricinde. En sevdiğim ders. Berk edebiyat diyordu bir sahnede. En sevdiğim edebiyat falan. İlk ders edebiyat mıydı? Evet. En sevdiğim. Ben tarihçiyim. Ben tarihi çok seviyorum. Okumayı, dinlemeyi. O yüzden tarih derslerinde hocalarımı çok dinlerdim. Dinlemekten asla sıkılmadığım bir şarkı. Ya türküleri çok seviyorum ben. Türküleri sıklıkla dinlerim. Ama şu türküyü genelde dinlerim ya da şu şarkıyı sıklıkla dinlerim ya da dinliyorum dediğim bir şey yok. Ama son dönemlerde Cem Karaca'nın Atsız şarkısını her gece yatağa uzandığımda açıyordum. O başındaki oturmuşum yatağa ben beni düşünürüm kısmı var ya. Evet, son dönemlerde o. Uyuduğun en ilginç yer. Evet, İstanbul'un bir semtinde bir tiyatro deposunun önünde talaşların üstündeki kumlar vardı, kum torbaları. Kış günüydü, kar yağıyordu ve sabahın 6.30'da orada uyuyakalmıştım, hiç unutmam. Uyuyakaldım. Uyumak için uyumadım bu arada. Zorla uyuttular beni orada. Bugüne kadar hiç lakabın oldu mu? Oldu, memnun değildim. Çok oldu. Herkes bir şey diyordu ilkokuldan beri. Çilli diyorlardı, çilli horoz diyorlardı. Benim abim var, biz 4 kardeşiz işte, dediğim gibi. En büyüğün bir küçüğü Özcan abim de turuncu. Onun lakabı ketçaptı. Ben de küçük ketçap oldum.
Küçük ketçaptı lakabım. Ben hiç memnun değildim yani. Hiç. Niye küçük ketçap? Sana göre küfür etmeden küfür etkisi yaratan bir cümle söyler misin? Şu ya bence direkt cümle değil, kelime. Tamam, anlıyorum. Böyle birine uzun uzun bir şey anlatırsın ya, böyle çok güzel anekdotlar verirsin, nüanslar, böyle yarım saat kendini şair gibi hissedersin o an, çok edebi konuştun falan. Dinleyen kişi de tamam, anlıyorum, evet. Demesi bence küfür gibi, bak yarım saattir konuşuyorum sana, evet diyorsun, bir cevap ver, bir şey yap. Güzel cevap alamamak bence küfür etkisi yaratabilir yerine göre. Sorulmasından rahatsız olduğum bir soru, saçların boya mı? Şimdi aklıma geldi bu cevap. Evet, saçlarım boya değil ve sorulmasından rahatsız oluyorum. Yani nasıl olabilir ki boya? Çillerimde dövme o zaman. Olabilir tabii. Bu arada onu diyenlere de kötü bir şey demiyorum buradan. Olabilir. Boya gözükebilir ama boya değil. Hangi hareketi yapan insanları derhal hayatından uzaklaştırırsın? Yalan olabilir ya. Yalan, yalanı hiç sevmem. Yalancı insanları da hayatımda bulundurmaktan hiç haz etmem. O yüzden yalan attığını bildiğim bir insanı da direkt hayatımdan uzaklaştırırım. Bunu da kendi alanımı kapatarak sağlarım. Özellikle alıp ensesinden tutup dışarıya atmam. En son söylediğin yalanı hatırlıyor musun? Şimdi yalan söyleyen insanlardan buraya geldik. O yüzden öyle bir şey yok arkadaşlar. Bu soruyu cevaplandırmıyorum çünkü ben yalan söylemiyorum. Bu röportajda hiç yalan söyledim mi? Asla. Gerçekten yalan söylemedim, şaka bir yana. Niye yalan söyleyeyim ki? Gayet doğal akışında bir röportaj olduğunu düşünüyorum. Yalan söylemedim. Bu arada başa geldik. Röportajımız bitti galiba. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir röportaj oldu benim için. Umarım sizler için de öyle olmuştur. Bu arada kardeşlerim, YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Yeni videolar, yeni bölümler ve kardeşlerime dair her şey kardeşlerim YouTube kanalında. Görüşürüz.